gerekiyor. Ömer Bey, şimdi şöyle devam edelim isterseniz. Evet. Ben de bugün aslında sizin o paylaştığınız haber sitesine ve o habere girdim. Haber halen o haber sitesinin sayfasında duruyor. İnsanlar girip o haberi okuyabiliyor, detaylarına bakabiliyor ama siz paylaştığınız için böyle bir şeye maruz kaldınız. Evet. Ben paylaştığım için bana 2,5 yıl terör örgütü propagandası cezası verildi. Başka retweet eden herhangi bir kişiye de açılmış bir soruşturma yok. Ama işin garabeti, biz haberi paylaştığımız için bize ceza verildi. Şimdi bu olay aslında dünya yargı tarihine kara harflerle geçecek bir olaydır. Hani bu olaydaki hukuksuzluğu anlamak için hukukçu olmaya gerek yok. Sıradan bir insan bile burada çok hukuksuz, garezkar bir tavrın olduğunu, bize yönelik, irademize yönelik, vekaletimize yönelik bir tavır olduğunu net bir şekilde görebilir. Burada işin doğrusu anayasaya da aykırı, hukuka aykırı, Anayasa Mahkemesi içtihatlarına aykırı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı, Yargıtay'ın Terörle Mücadele Kanunu 7/2'yi yorumlamasına aykırı bir karar var ortada. Çok zorlamayla verilmiş bir karar. Bakın, benim yargılamamın devam etmemesi gerekiyordu. Çünkü hani anayasa madde 14'teki kısıtlayıcı hükümlere girmiyor benim durumum. 3 Ekim 2001 tarihinde eylemle düşüncenin ayrılmasına yönelik bir anayasa değişikliği olmuştu ve orada benim eylemim de propaganda suçuyla suçlandığı için anayasa madde 14'teki kısıtlamalara girmemesi gerekiyordu. Ama Yargıtay bunu zorlayarak Anayasa Mahkemesi ve Ahim içtihatlarını tersine yorumlayarak. Bakın, Anayasa Mahkemesi'nde Hakpar kapatma davası ifade özgürlüğü yönünde kullanılıp bu partinin kapatılmamasına karar verilmişken aynı oradaki içerik benim aleyhime kullanılıyor. Ahim'de Daberger kararı ifade özgürlüğü yönünde kullanılırken Yargıtay'da benim aleyhime kullanılıyor. TMK 7/2'deki özgürlükçü değişimler başka yerde ifade özgürlüğü yönünde kullanılırken benim kararımda aleyhime kullanılıyor. Tamamen bizim temsiliyetimize, şahsımıza yönelik bir hızlandırılmış yargı kararı da görüyoruz. Oldukça hızlı bir yargı kararı. 4,5 yıldır, 5 yıldır Yargıtay'da bekleyen kararlar var. Mesela IŞİD dosyaları var. Kimse el sürmüyor. Ve hatta cezaevlerinde tutuklu olan insanlar var. Cezaları bitmiş. Yargıtay onamadığı için cezaevinde kalıyorlar. Bakın, böyle insanlar varken bizim cezamız 1 ay gibi bir kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay tarafından ceza istenerek 1 yıl içinde cezanın onaylanması suretiyle bitiriliyor. Tamamen kasıtlı bir durumun olduğu apaçık ortada. Zaten Yargıtay'da karara itiraz eden hakim 21 sayfalık Yargıtay kararının 16 sayfasında bu itirazını ifade etmiş. Demiş ki bu karar anayasaya aykırıdır. Dokunulmazlığın düşürülmemesi gerekiyor ve bunu ayrıntılı, tafsilatlı bir şekilde yazmış. Aynı zamanda bir kişi retweet ettiği bir haberden dolayı ceza alıp da o basın yayın kuruluşuna bir ceza vermiyorsanız burada bir çelişki vardır diyor. Hakikaten de haberin içeriğinde barış çağrısından başka hiçbir ifade yok. Öyle bir şey olsaydı zaten habere de bir erişim yasağı falan getirilirdi. Demokratik toplum düzenine yönelik bir tehdit olduğunu söylemiş Yargıtay. Benim retweetimin demokratik toplum düzenine getirebileceği bir
Tehdit de yok. Zaten haber de yayında. Hiçbir şekilde hiçbir şeye tehdit de yapmamış, oluşturmamış. Hani olsa bunu da görürdük. Ve aynı zamanda ceza veren hakimin de ceza verdiği maddeyi bile yanlış seçtiği, TMK 6/2'den vermesi gerekirken 7/2'den verdiğini görüyoruz. Ve itiraz eden Yargıtay hakimi 6/2'den versen bile yanlış bir karar vermiş olurdun diyerek bu ilk derece mahkemesinde verilen kararın tamamen yanlışlıklarla dolu olduğunu net bir şekilde ifade etmiş. Bakın Ayşe Çelik öğretmen kararı var. Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın dediği için cezalandırılmıştı ve Anayasa Mahkemesi bu kararda ihlal bulmuştu. Aynı durum bizim için de geçerli Ömer şu anda Bey. Ama evet. Bugün Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop konuya ilişkin yaptığı açıklamada meclise gelmiş daha dosyayı görmedim, görmem lazım dedi. Sayın Şentop'un bunu geri göndermesi veya sizinle bir irtibatı söz konusu oldu mu bugün içerisinde? Yani bunun okunmaması durumu olabilir mi? Vekilliğinizin düşürülmemesi, cezaevine girmeme durumunuz? Normal olanı okunmaması. Bakın zaten hukuksuz bir şekilde verilmiş bir karar var ortada. Anayasayı çiğneyerek verilmiş bir karar var. Kasıtlı olduğu tüm kamuoyu tarafından kasıtlı olduğu apaçık belli olan bir karar var. Ve bu karar sonrası bir de daha gidilecek bir mahkeme daha var efendim. Yani bakın mahkemelerin en sonuna varmış durumda değil. Milli iradeyi korumak için çok önemli bir meclis başkanlığı tarafından meclis başkanı niye olursunuz? Milletvekillerinin temsil ettiği iradenin başkanısınızdır ve onun ilk koruyucusunuzdur. Meclisi koruyan, milli iradeyi koruyan en önemli kişisinizdir. Bir milletvekilinin temsil ettiği iradeye bir saldırı varsa, yargısal bir darbe yapılmaya çalışılıyorsa buna karşı ilk korumayı sizin yapmanız lazım ve yargısal basamakların da sonuna gelmiş değil. Anayasa Mahkemesi'ne gidildiği takdirde Anayasa Mahkemesi'nden bu kararın iptal edileceği, ihlal bulunacağı çok açık. Bakın bu konu son derece açık. Çünkü anayasanın madde 26 ifade özgürlüğü, madde 67 siyaset ve seçilme hakkı, madde 83 milletvekilinin dokunulmazlığı hakkına aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. madde ifade özgürlüğüne aykırı bir karardır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı bozmasını beklemekteyiz. Ama şimdi bu karar okunur ve benim milletvekilliğim düşürülürse sonuçta ben cezaevine girmiş olacağım bir yanlışlıkla. Yarın öbürsü gün Anayasa Mahkemesi'nde bu kararda ihlal bulunursa Sayın Enis Berberoğlu olayında gördük bunu. İlk önce geldi bir Yargıtay kararı okundu. Biz dedik ki acele ettiniz, bu karar ihlal dolu bir karar. Ve daha sonrasında bu karar Anayasa Mahkemesi'ne gitti ve orada ihlal bulundu. Ne oldu? CHP milletvekili Sayın Enis Berberoğlu milletvekili olarak meclise geri döndü. Bakın cezaevine girmiş bir insan, milletvekilliği düşmüş bir insana pardon dediler. Pardon. Şimdi ikinci defa bir yanlışa imza atmaya cüret ediyorlar. İkinci defa pardon diyeceklerini de biliyorlar. Çok açık, net. Sayın Enis Berberoğlu davasından daha net bir şekilde bizim Anayasa Mahkemesi'nde bu kararın bozulacağı yönündeki kanaatimiz apaçık ortadadır. Bakın bu çok net. Hem şeklen hem esasen Anayasa Mahkemesi bu hukuksuz ve kasıtlı kararı bozacaktır. Biz şu anda meclis başkanına milli iradeyi koru, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ise milletin iradesini koru, milletvekilinin dokunulmazlığı milletin konuşması anlamında milletvekiline verilmiş bir ehliyet ise o ehliyeti koru. Çünkü millet ifade edemediği cümleleri milletvekilinin ifade etmesini bekler. O yüzden milletvekilinin dokunulmazlığı vardır. Hani benim kendi nefsimin aldığı, beni üstün kılan bir olay değildir ki. Milletvekilinin dokunulmazlığı
milletin söyleyemediği cümleleri benim ifade edebilmem anlamında bana verilen bir yetkidir. Yani milletin ifade etmekten çekindiği, başıma bir iş gelir dediği şeyleri ben ifade edebilirim. Ve bu yüzden de benim dokunulmazlığım, ifade özgürlüğüm öyle basit bir şekilde iptal edilemez. Bakın çok net. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyoruz. Türkiye Büyük Devlet Millet Meclisi demiyoruz. Burada millet temsil edilir. Yürütmeye karşı milletin iradesi temsil edilir. Ama şu anda öylesine bir hal var ki sanki meclise gelen bu yargı kararı sonucunda meclis başkanının bu kararı okuması gerektiği söyleniyor. Hayır, öyle bir şey yok. Dönem sonuna kadar da bekletme yetkisi var. Artı olarak Anayasa Mahkemesi en son mahkeme olarak kararını vermiş değil. Anayasa Mahkemesi bu davada bir ihlal bulduğu zaman, düşünün, benden önceki Sayın Enis Berberoğlu olayında olduğu gibi düşürülen milletvekilliği iade edilecek. Çocuk oyuncağı değil ki bu. Bunun bir örneğini görmüşsünüz ve tekrar edeceği de apaçık belli. Bu kararın bekletilmesi lazım. Ömer Bey, bölüyorum ama. Milletin iradesinin koruması gerekiyor. Bölüyorum ama şimdi dedik ya, haber paylaşılmış, haberi paylaşan siteyle ilgili hiçbir soruşturma başlatılmamış. O haberi sizin gibi belki birçok kişi retweet yaptı. Onlar hakkında bir işlem yapılmamış ama biz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında sürekli fezlekeleri duyuyoruz. Sürekli gündemdesiniz. İşte kararın siyasi olduğunu söylediniz. Size karşı neden bu tür soruşturmalar açılıyor, yaptırımlar uygulanmaya çalışılıyor? Efendim, ben bir insan hakları savunucusuyum. Yıllarca insan hakları alanında çalışmış bir kişiyim. Mazlumder Kocaeli Şube Başkanlığı yaptım. Mazlumder Genel Başkanlığı yaptım. Başörtüsüne özgürlük, imam hatiplere uygulanan kat sayı yasağının engellenmesi konusundaki gayretlerimiz, Kürt meselesinde barışçı bir çözüm, demokratikleşme adımları ve diğer birçok hususta gayret sarf etmiş bir insanım. Hayatım insan hakları savunuculuğuyla geçmiş. Mazlumder Genel Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra Hrant Dink'in cinayetine yönelik gayretlerim, efendim çözüm sürecinde barışın sağlanması için yerelde ve ulusalda yaptığım gayretler ve sonrasında medyada yazdıklarım, barış üzerine insan hakları çatışma çözümleriyle uğraşmalarım sonrasında bir insan hakları çalışmasını uzun yıllardır sürdürmüş bir kişiyim ve siyaset alanına da atıldığım zaman yine aynı siyaset anlayışıyla devam ettim. İnsan hakları savunuculuğu esaslı bir siyaset anlayışı. İnsan haklarını inceleme komisyonu üyesi oldum ve bundan dolayı bana birçok hak ihlali, OHAL dönemi başlamıştı ve OHAL dönemiyle ilgili, KHK mağduriyetleriyle ilgili binlerce başvuru da, siyaset öncesi de bana geliyordu. Siyaset sonrasında da yetki ve sorumluluğum arttığı için bunları sonuna kadar değerlendirdim ve KHK'larla önemli bir sivil ölüm, bir soykırım yaşatıldığını, insanların vatandaşlık haklarının ellerinden alındığını ve yaşama haklarının gasp edildiğinden dolayı intiharlar yaşatıldığını, bir bankada hesap açmasının bile engellendiğini, sosyal yardım almasının engellendiğini ve daha birçok ihlali net bir şekilde eleştirdim. Pasaport yasaklarını net bir şekilde eleştirdim ve bu konuda çok yoğun bir takiple gadre uğrayan yüz binlerce KHK'lının hakkını savundum. Tabii bu iktidar cephesinde büyük bir öfke oluşturdu. Çünkü hani bizim terörist ilan ettiğimiz, soykırıma uğrattığımız bu insanları niye sahipleniyorsun ki diye bana oklarını yönelttiler. Ama biz durmadık ve devam ettik. Yine cezaevlerindeki ihlalleri çok yoğun bir şekilde söyledim. İhlallerden dolayı ölen hasta mahpusları, hamile kadınları, çocuklu annelerin dramlarını, parçalanan aileleri söyledim. Yine 90'lara döndüğümüzü apaçık gösteren insan kaçırma olaylarını çok sıkı bir şekilde takip ettim. Birebir insanlarla temas ettim. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Meclis İnsan Hakları'nın İnceleme Komisyonu, Meclis Başkanlığı ve diğer uluslararası basamaklardaki tüm takipleri yakından gözlemledim ve
en üst düzeyde Cumhurbaşkanlığı makamına kadar bunları sorguladım ve çok büyük ihlaller olduğunu, 90'lı yıllarda beyaz transporterlarla kaçırılan, devlet görevlileri tarafından kaçırılan insanların bir benzerinin şu anda siyah transporterlarla kaçırıldığını net bir şekilde söyledim ve niye bu insanların mahkemeleri şu anda, tüm bu kaçırılanların mahkemeleri Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yani MİT'le ilgili suçlara bakan mahkemelerde yapılıyor. Bu işin içinde neler dönüyor, ne oluyor, ne bitiyor diye sorguladım sürekli. Çünkü devlet hukuktan ayrılmamalı. Devlet hukuktan ayrılırsa bu devlet olmaktan, hukuk devleti olmaktan çıkar. Yine çeşitli emniyet müdürlüklerinde, gözaltı merkezlerinde ortaya çıkan işkencelerin üstüne gittim. Cezaevlerinde yapılan, barolar tarafından raporlarla ispatlanan işkencelerin üstüne gittik. Gözaltı merkezlerinde yapılan, barolar tarafından raporlanan işkence meselelerinin üstüne gittik. Bu da okların bizim üzerimize çevrilmesine yol açtı. Ama bunlar karşısında sessiz kalamazdık. Çünkü bunlar en ağır insan hakları ihlalleriydi. İnsanların kaçırılması, işkence edilmesi ve bunların üstünü örtülmeye çalışılması. Yine son zamanlarda biliyorsunuz çıplak arama konusunu yoğun bir ısrarla gündeme getirdim. Kime karşı yapılırsa yapılsın. İster şucuya, ister bucuya, ister sağcıya, ister solcuya, ister kadına, ister erkeğe, ister Aleviye, ister Sünniye. Kime yapılırsa yapılsın, çıplak aramanın bir onursuzluk muamelesi olduğunu, onursuzca bir muamele olduğunu ve kabul edilemez olduğunu, kimsenin gözaltına alınan bir kişinin haya, edep duygularını ayaklar altına alma yetkisine sahip olamayacağını, devletin hukuktan ayrılmaması gerektiğini söyledim. Ve bunu da ayrım yapmadan söyledim. Kime yapılırsa yapılsın, devlet hukuktan ayrılmamalı, insan hak ve hürriyetlerini korumalı dedim. Bakın ben çok ilkesel bir durumu ortaya koyuyorum. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan, ister dindar olsun, ister ateist, kim olursa olsun insanlık onuruna, insanlık haysiyetine aykırı tüm muamelelerin karşısında durdum. Ve bunları yapanlar da iktidar temsilcileriydi, yürütmeydi ve bunları kabul etmek yerine, hani bir daha olmaz, tamam araştıralım deme yerine, bütün bunları inkar etme, reddetme ve bir de bunları ortaya çıkaran bana ve diğer arkadaşlarıma iftira, hakaretlerle saldırmayı tercih ettiler. Bize terörist dediler, FETÖ'cü dediler, PKK'cı dediler, bilmem vatan haini dediler, demediklerini bırakmadılar ama biz doğru işler yaptığımızı, ihlalleri gündeme getirdiğimizi, devlet görevlilerinin ihlalleri sonucunda insanların hayatlarını kaybettiğini, işkenceye uğradığını, onursuzca muamelelere uğradığını gördük ve bunların üstüne gittik. Tabii bunların üstüne gitmemiz iktidar yetkililerini kızdırdı ve Yargıtay'daki kararımız bir anda hızlandırıldı. Bunu da çok iyi gördük. Düşünün bakın 4-5 yıldır Yargıtay'da bekleyen kararlar var. Hiç kimse dokunmuyor ama benim kararım Yargıtay'a geldiği gibi bir sene içinde hemen hızlıca cezalandırılıyor ki çok komik bir dava bu. Hani bir retweet yaptığım için, bakın tek bir neden, ikinci bir neden yok. Bir haberi retweet yapmaktan 2,5 yıl örgüt propagandası cezası yiyorsun. Peki neyi ekarte etmeye çalışıyorlar? Bireysel olarak beni, ifade özgürlüğümü, siyaset yapma hakkımı ekarte etmeye çalışıyorlar. Yine temsil ettiğim milletin iradesini ayaklar altına almaya çalışıyorlar. Ben HDP Kocaeli milletvekiliyim ama sadece HDP seçmeninin vekili değilim, herkesin vekiliyim. Kocaeli milletvekiliyim. Hatta anayasal olarak tüm Türkiye'nin vekiliyim. Hakikaten milletvekili hayatımda her kesimden insanın derdine koşturmuş, elini taşın altına koymuş, en tehlikeli sözleri söyleyebilmiş bir insanım. Şu anda da yargı sopasıyla cezalandırılmaya çalışılıyorum. Hani son mahkemeye bile gitmemiş bir dosya apar topar bir şekilde mecliste okutulmaya çalışılıyor. Oylamaya bile gerek yok. Mecliste okunduğu zaman benim milletvekilliğim düşecek. Ama
Bakın biz diyoruz ki niye acele ediyorsunuz? Bir de Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vereceği belli. İkinci bir Enis Berberoğlu vakasının yaşanacağı belli. Peki o zaman siz niye millet iradesi diyerek, demokrasi diyerek, efendim demokrasi nöbetleri diyerek bir yaygara yapıyorsunuz? Madem millet iradesini dinlemeyeceksiniz, çok basit bir şekilde ayaklar altına alacaksınız, bunu nasıl söyleyebilirsiniz diye sormak istiyorum. Ömer Bey, siz milletvekilisiniz. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi verme hakkınız var. Komisyonlar kuruldu. Buralarda konuları gündeme getirme imkanınız var bu mecralarda. Bu sorunları buralarda dile getiremiyor musunuz? Veya getirdiğinizde yeterli bir cevap alınamıyor mu? Bu süreç nasıl işliyor? Efendim şimdi bakın biz bu konudan çok muzdaribiz. Ben bir insan hakları savunucusu siyasetçiyim ve Adalet Bakanlığı'na en çok soru önergesi veren milletvekiliyim. Neden? Çünkü İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na Adalet Bakanlığı kurumları ile ilgili çok başvuru gelir. En başta da bana gelir. İnsan Hakları Komisyonu'na giden başvuruların üçte biri, tüm Türkiye'de giden başvuruların sadece üçte biri bizim makamımızdan gidiyor. Adalet Bakanlığı'na en çok soru önergesini veriyorum. Neden? Çünkü büyük ihlaller oluyor ve hepsi örtbas edilmeye çalışılıyor. Meclis Başkanlığı'na yine araştırma önergeleri veriyoruz ve bunlar örtbas edilmeye çalışılıyor. Adalet Bakanlığı'na verdiğimiz 2000'den fazla soru önergesi, bakın skandal bir şekilde bir tanesinde bile ihlal kararı verilmeden %40'ı civarında bize cevabı gönderiliyor. Çoğu basma kalıp, ihlal yapılan cezaevi müdürünün ifadelerinin bize gönderilmesi suretiyle verilen cevaplar. Biz mahpuslara tekrar dönüp sorduğumuzda Adalet Bakanlığı sizi kandırmaya çalışıyor, size yanlış cevaplar veriyor çünkü bu olaylar oldu deniliyor. Biz sorduğumuz zaman alelacele apar topar bir şekilde ihlallerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Yıllardır skandal bir şekilde ölen Halime Gülsu, Muzaffer Özcengiz, Nesrin Genç Osman, Mevlüt Öztaş, Fatih Terzioğlu gibi hasta mahpus ölümleri konusunda halen bir açıklama yapamayan Adalet Bakanlığı var ama her şeyi sümenaltı etmeye çalışıyorlar. Yine biz bunları İnsan Hakları'nın İnceleme Komisyonu'na götürdüğümüzde bir tek bile ihlal kararı çıkmıyor bakın. Hani orası İnsan Hakları'nı İnceleme Komisyonu değil, İnsan Hakları ihlallerini örtbas etme, ihlal etme komisyonu haline gelmiş durumda. Bu çok açık, çok utanç verici bir şey. Dün evvelki yıllarda böyle değildi ama bu iktidarın döneminde inanılmaz bir şekilde tüm ihlalleri örtbas etmeye çalışıyorlar. AK Parti ve MHP ittifakının çoğunluğunda olan bir komisyon ve tüm itirazlarımıza rağmen Türkiye'nin büyük insan hakları sorunları hiç incelenmeye alınmıyor bile. Van'da işkenceler yapılıyor, bir rapor oluşturalım diyoruz, bir rapor oluşturulmuyor. Çıplak arama gerçeği var, tüm Türkiye bunu biliyor artık. Bu konuda bir çalışma heyeti oluşturalım diyoruz, oluşturulmuyor. Ve daha pek çok yine işkenceyle ilgili rapor komiteleri oluşturalım diyoruz, bunlar da oluşturulmuyor. İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı resmen aldığı maaşı hak etmeyen, altındaki arabaları hak etmeyen ve milletin verdiği bu komisyon başkanlığı görevinin hakkını ifa etmeyen bir başkanlık durumuna geliyor. Bunu tabii vicdanın kabul etmemesi lazım. En son olarak da biz meclis başkanlığına bu araştırma önergelerine sunduğumuz zaman mesela işkenceyle ilgili araştırma önergeleri sunuyoruz. İşkence gördüğünü söyleyen çok insan bize başvuru yapıyor. Bir tekinde bile evet bir işkence iddiası var, bunu bir araştıralım, bir araştırma önergesiyle araştıralım demiyor meclis başkanlığı. Ne yapıyor biliyor musunuz? İşkence, korkunç işkencelerin anlatıldığı metinleri biz hiçbir yerine dokunmadan meclis başkanlığına sunuyoruz. Meclis başkanlığı bize diyor ki ya bu metinlerde böyle çok kaba ve yaralayıcı ifadeler var. Yani adam çünkü işkence anlatmış. İşte ne bileyim tırnağımı çektiler, efendim dayak attılar bana, yumruk, şu bu gibi. Yani korkunç işler anlatıyor. Bunları nasıl kibarca anlatacaksınız? İşte
burada kaba ve yaralayıcı ifadeler var diyerek işkencenin araştırılmasını reddetti. Şimdi bakın biz ne yapabiliriz? Çırpınıp duruyoruz. Hani insan hakları ihlallerini araştırmamızı engellemek için kurulmuş bir sürü mekanizma var. Ve biz bunlarla mücadele ediyoruz. Bu mücadele ederken tüm dosyalar sümen altı ediliyor. Ve sonrasında da biz niye sümen altı ediyorsun diyoruz. Bu sefer suçlu bulunuyoruz ve hakkımızda soruşturmalar başlatılıyor. 6-7 tane hakkımızda fezleke var şu anda, gelmiş ve gelecek olan fezlekeler. Neden işte Türkiye'de hasta mahpuslar var dedin, efendim neden işkence var dedin, niye çıplak arama var dedin, yollu fezlekeler bunlar. Benim hakkımda verilen karar da tamamen hukuksuz bir karardı ve hızlı bir şekilde Yargıtay'da bu karar onaylatılarak bana milletin vermiş olduğu, 90 bin kişinin vermiş olduğu oylarla aldığım milletvekili görevim elimden alınmaya çalışılıyor. Milletin iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Bakın meclise darbe yapılmaya çalışılıyor. Bu meclise darbe yapmak sadece meclisin genel kurulunun üstüne bomba atmakla olmuyor ki. Bu meclise darbe yapmak demek o meclisin iradesini gasp etmek anlamına geliyor. Biz bunu dün de gördük. Bakın Merve Kavakçı bu meclisten nasıl kovalandı? Hepimiz bilmiyor muyuz? Merve Kavakçı milletten bir irade almış bir insandı ama sırf başındaki başörtüsünden dolayı defol git dediler ona. Şimdi de biz barış dediğimiz için haksız hukuksuz bir mahkeme kararıyla meclisten kovalanmaya çalışıyoruz. İkinci bir Merve Kavakçı olayını yaşatacaklar. 1994'te HEP'li milletvekillerinin meclisten kovalandığı vakadan sonra bak 27 yıl geçmiş. Yine bir Kürt sorununu dillendiren partinin bir milletvekilini Kürt meselesinde adil, eşitlikçi, barış yollu bir çözümü öneren bir milletvekili ki ben hani hakikaten hiçbir şekilde bir taraf değilim. İnsan hakları savunucusuyum. Yıllarca yeri geldi başörtüsünü savundum, yeri geldi Kürt meselesini savundum, yeri geldi Ermeni meselesinde Hrant Dink cinayetini sorguladım, yeri geldi Uygur Türklerine yapılan haksızlığı sorguladım, yeri geldi Alevilere yapılan haksızlığı sorguladım, yeri geldi işçilere yapılan haksızlığı yoğun bir şekilde sorguladım. Yani A'dan Z'ye tüm insan hakları ihlallerini sorgulayan bir insana terörist damgası vurarak, itibarsızlaştırarak meclis dışına atmaya çalışıyorlar. Aslında bu sadece bana yapılan bir davranış değil. Sadece HDP vekiline yapılmış bir davranış değil. Bu davranışa her partinin milletvekili ve seçmeni karşı çıkmalı. Yani AK Partili vekiller de seçmenleri de, CHP'li vekiller seçmenleri de, MHP'li vekiller de seçmenleri de, İYİ Partili vekiller de seçmenleri de, Saadet, Deva, Gelecek ve diğer parti seçmenleri de aynı şekilde karşı çıkmalı. Çünkü yani seçimlerde milletin iradesiyle tecelli etmiş edecek olan bir iradeyi resmen iktidar gücüyle gasp edilmeye çalışılıyor efendim. Bakın kamuoyu buna güçlü bir tepki vermezse resmen bir haksız muameleyle bu bizim elimizden alınacak. Daha sonra işte Anayasa Mahkemesi belki bir müddet sonra iade edecek ama bu arada ben haksız hukuksuz bir şekilde cezaevine girmiş olacağım. Benden o vermedikleri hesapların intikamını almaya çalışıyorlar. Bunu tüm kamuoyuna buradan tekrar duyuruyorum. Bir milletvekilinin millet adına sorduğu hukuksuzlukların intikamını o milletvekilinden almaya çalışıyorlar ey kamuoyu. Bunu çok iyi tüm kamuoyu duysun ve milletin iradesine sahip çıksın. Ben milletin vekiliyim. Bana başvuran tüm milletin fertlerine bir gün bile sen kimsin, hangi dindensin, hangi siyasi görüştensin, hangi mezheptensin, hangi partidensin diye sormamış bir insana bunu yapıyorlar. A'dan Z'ye haksızlık kime yapılsa yapılsın buna karşı çıkmış bir kişiye yapıyorlar. Çünkü biz Nazım Der'den de aynı ahlakla bir terbiye almıştık. Kim olursa olsun zalime karşı ve kim olursa olsun mazlumdan yana ahlakıyla yetiştirilmiştik ve siyasette de bu ahlakı uygulamaya çalışıyorduk. Ama
Bu siyaset zemini maalesef böyle gayri ahlaki bir zemin. Bakıyorsunuz tepelerden gelen seslerle yargı kurumları bir takım kararlar alıyor. Biri alıyor, öbürsü tekrar ediyor, daha öbürsü yine tekrar ediyor. Ve bir oldu bitti ile bir milletvekilinin temsil ettiği en büyük irade gasp edilmeye çalışılıyor. Ömer Bey, aslında sadece siyaset zemininde değil, Türkiye'de adeta bir korku iklimi aslında oluşturuldu. Yani bugün sizi yayınımıza aldığımız için işte bizim hakkımızda etiket oluşturulabilir, televizyon hakkında ithamlarda bulunuluyor. Yani aslında Türkiye'de siz az önce dediniz ya, milletvekili olmamızın sebebi insanların söyleyemediği konuları mecliste gündeme getirmek, ama artık milletvekilinin başına bile bunlar geliyorsa bize ne olur korkusu aslında insanların üzerinde. Bu yüzden de biraz tepki gösteremiyorlar sanırım. Evet, şimdi efendim, bana yapılan bu muamele aslında, bakın, benden sonra ifade özgürlüğünü kullanacak tüm millete ve milletin vekillerine yapılmış bir muameledir. Hani şu anda Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kellesi alındığı zaman susabilirsiniz. Ama yarın öbür gün kendi ifade özgürlüğünüz kısıtlandığında ne oldu diye sormayın o zaman. Kendi partinizin ifade özgürlüğü kısıtlandığında ne oldu diye sormayın. Kendi medya kuruluşunuzun ifade özgürlüğü daha ağır bir şekilde kısıtlandığı zaman ne oldu diye sormayın. Bugün apaçık bir şekilde bir milletvekili bir katakullilere getirilerek, yargı oyunlarıyla, hilebazlıklarla, belden aşağı vurularak ekarte edilmeye çalışılıyor. Bakın, ben buna tüm Türkiye kamuoyuna ayrıntılı bir şekilde ispat ederim. Tüm anayasa hukukçuları isyan ediyor. Osman Can Hoca, Tolga Şirin Hoca ve diğer birçok akademisyen hocamız benim kararımı görüp saçını başını yoruyor. Böyle bir karar nasıl verilebilmiş diyor ve bunun üstüne makaleler yazıyorlar. İfade özgürlüğü resmen gasp edilmeye çalışılıyor diyor. O yüzden toplum kendi iradesine sahip çıkmalı efendim. Sadece bana değil, evet, şu anda ayağa kaydırılmaya çalışılan bir milletvekili var. Ama toplumsal irade, kamuoyu kendi ifade özgürlüğü gibi bilerek buna reaksiyon gösterirse tüm toplum kazanır. Çünkü ifade özgürlüğümüzü kazanırız. Çünkü siyaset yapma özgürlüğümüzü kazanırız. Türkiye'de bu gibi hadiseler çok oldu. Tek parti döneminde oldu, darbeler döneminde oldu, muhalifler susturulmaya çalışıldı ve konuşma dendi ve sonrasında ne oldu? Ülke daha da karanlığa sürüklendi. Şu anda biz bir demokrasi mücadelesi yapmak durumundayız. Ben şu anda bir demokrasi mücadelesi yapıyorum. Evet, belki kazanırım, belki kaybederim. Önemli değil, ama bu bir tarihe iz düşme mücadelesidir. Çünkü çok haklıyım. Ben bunu mecliste defalarca da söyledim. Mesela çıplak arama konusunu gündeme getirdiğimde bana her türlü hakaret yapıldı. AK Parti Grup Başkan Vekilleri her türlü yalan, hakaret, iftirayla üstüme saldırdı. Çünkü bir gerçeği dile getiriyordum. Çıplak bir gerçeğe temas edip kral çıplak diyordum. İçişleri Bakanı bana en ağır hakaretleri, iftiraları yaptı. Hakkımda soruşturmalar açıldı. Ama haklıydım, susturamıyorlardı beni. Ve en sonunda bir yargı kararı çıktı ve beni susturabileceklerini düşünüyorlar. Neden? Çünkü vekilliğim düşecek ve cezaevine gireceğim. Her şey herkesin gözü önünde yaşanıyor şu anda. Son 2,5 aydır yaşananlar apaçık ortada. Son 2,5 yıldır benim milletvekili performansım ortada. Tüm mazlumlardan aldığımız dualar, o gözü yaşlı insanlardan aldığımız dualar, Allah razı olsun demeler, teşekkürler, bizim için görevimizi hakkıyla yaptığımızın göstergesidir. Ama zalim olan güçlerin bize karşı hasmane tavırlarıyla vardıkları bu sonuçta ortadadır. Ben bunu çok net bir şekilde görüyorum. Ama yolumdan da dönmüyorum. Çünkü çok doğru işler yaptım. Yanlış bir iş yaptığım için bu cezayı almış değilim, bakın. Çok doğru işler yaptığım için bu cezayı aldım. Yani milletin kalbinde nasıl bir yerim olduğunu da çok iyi biliyorum. Aldığımız dualardan, takdirlerden onu çok iyi biliyoruz. Yani şu anda bizi bir takım katakullilere getirerek vekilliğimizi elimizden almaya çalışabilirler. Yapabilirler belki bunu, ama biz milletvekilliğimizi
milletten aldık. Bu zalimlerin elinden almadık. Bu yargı oyunlarının elinden almadık ki. Ben seçimlerden önce de aslında milletin tüm sorunlarıyla ilgilenen bir kişiydim. Milletin vekiliydim aslında. Yani bir seçimle milletvekili oldum ama benim elimden zorbalıkla bu görevi alsalar da yarın ben yine milletin vekili olmaya devam edeceğim. Bakın, milletin vekili olmak demek gönüllü bir iştir. Yani bu meselelerin peşinden koşmak demektir ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Şu anda tüm kamuoyuna da bir çağrı yapıyorum. Tüm kamuoyu da kendi iradesine sahip çıksın. Bakın, kendi partisinin iradesine demiyorum, milletin iradesine sahip çıksın. İster beğensin, ister beğenmesin, bir partinin seçmeni bir milletvekilini meclise göndermiş, o milletvekili tüm Türkiye halkını, toplumunu kucaklamış ve tüm sorunlara koşturmuş ve bundan dolayı rahatsız olan bir takım güçler eliyle Yargıtay'da hızlandırılmış bir kararla, A'dan Z'ye hukuksuz bir kararla bu milletvekilliği meclisten gönderilmeye, cezaevine atılmaya çalışılıyor. Hangi vicdan bu konuda susabilir? Hangi vicdan, bakın isterseniz A, B, C partisinden olun, hangi vicdan bu durum karşısında susabilir? Demek ki yürütmenin istemediği bir şeyi söyleyen bir milletvekili var karşılarında ve bu milletvekilliğine de sahip çıkmak, kamuoyu oluşturmak, durun bakalım, bugün onu götürebilirsiniz ama yarın bizi götürebilirsiniz. Yarın bizim ifade özgürlüğümüzü kısabilirsiniz. Bizim düşüncemize balta vurabilirsiniz. Durun, ne yapıyorsunuz demek bu kamuoyunun görevidir ve yükümlülüğüdür diye düşünüyorum efendim. Ömer Bey, son birkaç dakikamız kaldı ama şunu da ifade etmenizde fayda var. Yani siz bugüne kadar özellikle gündeme getirdiğiniz olaylar neydi, sıkıntılar neydi? En azından birkaç örnek verirseniz daha anlaşılır olur. Tabii birkaç biraz örneklendirdiniz ama genel oldu. Mümkünse bir iki spesifik olayı burada anlatırsanız. Tabii. Efendim biz bakın en başta en yoğun bir şekilde 2,5 yıldır bu OHAL felaketleri üzerine çok yoğun bir gündemim oldu. Gerek siyaset alanında verdiğim binlerce soru önergesiyle KHK ile ihraç edilmiş olan insanların vatandaşlıktan hatta hayattan atılmalarıyla ilgili devlet kurumlarında onlara yapılan usulsüzlüklerle ilgili bütün gayretimizi gösterdik. Pasaport ihlallerinin önüne geçmeye çalıştık. Sosyal yardım verilmeyen ve bu yüzden kahrından kanser olmuş insanların dramlarıyla uğraştık. Efendim, kayınvalidesinin alması gereken sosyal yardımı kendisi KHK'lı olduğu için alamayan insanların dertleriyle uğraştık ve bundan dolayı intihar eden insanların sorunlarını gündeme getirdik. Bütün bu kahırlardan dolayı kanser olan, intihar eden insanların sorunlarını gündeme ettik. Yine cezaevlerinde hasta mahpuslar bizim çok yoğun bir şekilde gündemimizdeydi. Bebekli anneler, efendim anne ve babasının yaşadığı dışlama, vatandaşlıktan adeta atıcı, çok garezkar devlet politikaları sonucu sağlığını kaybeden küçük Ahmet Burhan Ataşlar, Selmanlar, efendim Hakan Dağdeviren gibi çocuklar, Meriç'ten geçmeye çalışırken çünkü pasaportu haksız hukuksuz bir şekilde gasp edilen ve bu yüzden yurt dışına çıkamayan en az 31 vatandaşımızın dramlarını gündeme getirmeye çalışırken üzerimize şimşekler çekiliyordu. Yine Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak arama gerçeğini gündeme getirdiğimiz ve daha sonra birçok cezaevindeki bu çıplak arama gerçeğini gündem ettiğimiz için şimşekler üzerimize çekiliyordu. Efendim, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işkence vakalarını ortaya çıkardığımız için bize öfkeyle bakıyorlardı. Bütün bunlar yine efendim KHK ile ihraç edildiği için malına, mülküne el konulan, bankadaki parasına el konulan, dışarıdan yurt dışından kendisine yatırılan parayı Türkiye'deki bankadan çekemeyen ve hatta Türkiye'de bir iş yerine girdiği zaman herhangi bir banka da hesap dahi açamayan binlerce insanın dramını gündeme getirdik. Bakın, resmen nazivari uygulamalara yol açan bir hali gündeme getirdik.
İnsan kaçırma olaylarını, bakın insanların böyle durup dururken siyah transportunun arkasına atılarak 6-7-8 ay, 1,5 yıl bir yerlerde saklanma olaylarını apaçık bir şekilde ifşa ettik efendim. Bunlar birilerine göre ağır suçlardı ama biz gördüğümüzü söylemek durumundaydık. Halen 1,5 yıldır ortada olmayan Yusuf Bilge Tunç isimli bir kişi var. Nerede olduğu hakkında hiçbir devlet görevlisi bilgi vermiyor, hiçbir araştırma yapılmıyor. 29 Aralık gününden beri bir anda ortadan kaybedilmiş, kaçırılmış Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit diye bir insan var. Yine kaçırıldıktan 5-6 gün sonra bulunan Gökhan Güneş isimli bir kişi olmuştu biliyorsunuz. Kendisinin bir takım devlet görevlileri tarafından kaçırıldığını, işkence edildiğini kendi ifadelerinde söylemişti. Yani bunun gibi birçok işkence ifadesi Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi salonlarında söylendi ve bütün bunlar örtbas edilmeye çalışıldı. Ama biz şunu söylüyoruz, işkence bir insanlık suçudur. Suçlu bile olsa kimseye yapılmaz ve işkencede zaman aşımı yoktur. İktidar insan hakları eylem planları açıklıyor. Aslında bunlar bir Avrupa Birliği projesinin parasını almak için yapılan açıklamalar. İnsan haklarının adını kirletmekten başka bir açıklama değil. Ne insan hakları, ne eylemi, ne planı zerre kadar yanından geçmedikleri bir şeyi açıklıyorlar. Ya yine o günah ve suç içeren fiillerine devam ediyorlar. Yine çıplak arama var, yine işkence var, yine hapishane ihlalleri var, yine gecikmiş teşhislerle dolu mahpusların yakınlaşmış ölümleri var. Ve maalesef bu ihlaller devam ediyor. Bunları gündeme getiren de suçlu olarak kabul ediliyor ve susturulması gereken olarak kabul ediliyor. Ben tüm Türkiye kamuoyuna ikinci bir Merve Kavakçı olayı müsaade etmemeleri gerektiğini söylüyorum. O gün nasıl ki Refah Partisi seçmenleri büyük bir öfkeyle, büyük bir üzüntüyle bu görüntüleri seyrettiler. Merve Kavakçı'nın sırf başörtüsü, yani o dini görüşünden dolayı meclisten kovalandığını gördüler. Bugün de bir milletvekili Kürt meselesindeki barış içeren anlayışlarından dolayı meclisten kovalanabilecektir. Buna tüm kamuoyunun dikkatini çekiyorum. Dün sana yapılan bugün bana yapılabilir. Tüm kamuoyu hepimiz birbirimizi sahiplenmediğimiz müddetçe bir yere varamayız. Bir büyük toplumsal duyarlılık oluşmadığı müddetçe Kürt meselesini de çözemeyiz. Çünkü biz barış mümkündür diyen insanlarız. Bakın programımızın... Ömer Bey, son bir dakika toparlamanızı rica edeyim. Buyurun. Programınızın ikinci bölümündeki arkadaşımız İlhami Işık Bey bizim barış platformu çalışmalarımıza katılmış. Barış mümkündür diyen bir insan, kendisi de kendi bölümünde anlatır. Biz barış mümkündür, çözüm olabilir, kan, silah çözüm olmasın diyen herkesi başımızın tacı ettik. Bir formül, bir çözüm aradık ama bütün bunlar bize bir ceza olarak döndü. Bir dışlama, ötekileştirme ve kriminalize etme çabası olarak döndü. Tüm Türkiye kamuoyu uyanmalı ve insan hakları savunucusu bir milletvekiline yapılanı görmelidir diyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Ömer Bey. Umarız meclisten o karar okunmaz ve siz milletvekilinize doğruları söylemeye devam edersiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar efendim. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuğumuzdu. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından gazeteci yazar İlhami Işık bizimle birlikte olacak.